Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Bugün o kutlama görüntülerine yine yer vereceğiz ve bugün biliyor musunuz başlığı altında konuşacağız. Bir gazete pencereye bakalım, ilk sayfasına bakalım İrfan. Hani detaylarını büyütmeye gerek yok. Şöyle hangi başlıklar, hangi haberler yer almış ilk sayfada gösterelim. Çok özel bir tavsiye. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yarın yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin. Çok özel bir tavsiye diye gazete pencerede de yer alan bir haber oldu. Çocuklar ataya koştu. Saldırılar ve unutturma çabaları ona olan sevgiyi azaltmıyor, artırıyor çocukları. 1-23 Nisan'da da Anıtkabir'e Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna sevgi seliyle koştular. Diyanetten umre turuna fahiş zam. Bir başka haber, pandemi nedeniyle 2020 ve 2021'de gerçekleştirilemeyen umre ziyareti bu yıl serbest bırakıldı, serbest olacak. Ama peki 2019 yılında mesela umre fiyatları neydi? Şu anda 2022 yılında Diyanet umre fiyatına ne kadar zam yaptı? Şöyle söyleyelim, %150 seviyesinde bir zam geldi. Bunun haberini birazdan yine sizlerle paylaşacağız. Devlet garantili projeler bütçeyi rehin aldı. İzleyicimiz soruyor ya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden acaba günde kaç araç geçiyor? Bu konuyla ilgili yetkililer açıklama yapar mı? Merak ediyoruz. Ulaştırma Bakanı bu konuyla ilgili açıklama yapar mı? Ama Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması var. Bu projeyi, yani Çanakkale Köprüsü projesini, o projede yer alan mühendisleri, onları da hatırlatarak diyor ki beyin göçü olmasın derken, gençlerimizi kendi ülkemizde tutabilelim derken şöyle bakmamız gerekiyormuş meseleye. Sayın Bakan'ın yaklaşımına göre biz beyin ihraç ediyormuşuz aynı zamanda. Yani bu bir beyin göçü değil, bu bir ihraç. Hani öyle yaklaşırsak bu meseleyi de çözmüş oluruz galiba, diyor kendisi. Suriye uçuşunda Rusya'ya hava sahasını kapattık. Bir başka haber. Kendimi taca atmam. Nedir? Ekrem İmamoğlu bu arada altılı masa liderler, hani onlar bugün yine yan yana gelecekler. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde altı lider buluşacak ve bu toplantılar devam ediyor. Bu toplantıların gündemi elbette bir tarafıyla erken seçim, diğer tarafıyla neler yapılacak? Yani Millet İttifakı seçimi kazanırsa neler yapılacak? İlk 100 günde, ilk 300 günde, ilk bir yılda neler yapılacak? Bunlar da konuşuluyor. Tabii seçim güvenliği, seçim yasası, bununla ilgili de düzenlemeler gündemde. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun o haberini bir okuyalım, sonra belki bir daha bu başlığa geri dönme ihtimalimiz olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023'te Cumhurbaşkanlığı için adının geçmesiyle ilgili Sözcü'den Özlem Güvenli'ye röportajında 1,5 senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? 1,5 sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor değerlendirmesini yaptı. Ama devamına baktığımızda ben CHP'liyim ve benim adayım CHP Genel Başkanı'dır Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak, altılı masa var. Belki bu genişlemeli, günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok dedi. Ancak diyerek de sözlerini şöyle sürdürüyor Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da avuta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Tarihinin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Ben kendimi de taca atmıyorum ama benim adayım da CHP Genel Başkanı, Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Bir taraftan ismi üzerinden tartışma devam ediyor Ekrem İmamoğlu'nun, aynı zamanda Mansur Yavaş. Mansur Yavaş isminin dile getirilmesinden hoşlanmadığını çok net bir ifadeyle de dillendirdi. Ve istemiyorum dedi. Ben kamu görevi yapıyorum ve kamu görevi yapmaya da devam edeceğim. Ben halka hizmet etmeye de devam edeceğim dedi. Benzer açıklamayı yine Ekrem İmamoğlu'ndan da duyuyorsunuz. Benim adayım Kılıçdaroğlu. Yalnız hani kendimi de taca atmıyorum, bir sorumluluktan da kaçıyor değilim açıklamasını yapıyor. Şimdi isterseniz bir bakalım Korkusuz Gazetesi'nden, sonra da elektrikle ilgili
yapılan açıklamalar, işte CHP liderinin elektriğinin kesilmesi, bu başlığa geçelim. Faiz zamlar yüzünden faturalar katlandı. Vatandaşın hali bu. Her 5 aileden biri elektrik ve doğalgazı ödeyemiyor. Ekonomik krizle boğuşan halk ay sonunu getiremiyor. Başlığımız neydi biliyor musunuz? Biliyor musunuz diye başlayıp devam edeyim müsaadeniz olursa. Biliyor musunuz? Ekonomik krizle boğuşan halk ay sonunu getiremiyor. Son ankete göre elektrik ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanıyorum diyenlerin oranı %57 oldu. Şimdi buradaki bir tartışmaya, daha çok rakamlar üzerinden devam eden tartışmaya bakalım. Ve ülkeyi yönetenler ya da kabine içinde yer alanlar. Hayır canım, olur mu 4 milyon hane? 4 milyon hane değil, 278 bin hane. Sanki o çok azmış gibi ve bununla da övünülürmüş gibi 278 bin hane dediler. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesildi. 15-20 milyon kişini karanlığa gömmek kimsenin hakkı değildir. Külliyen yalan. 280 bin abonenin şu anda elektriği yok. Bakanın kendi imzasıyla 19 Nisan'dan bakanlıktan çıkan veriler ulaştı. Sayılarda yaklaşık 3 milyon civarında abonenin 2021 yılında yalnız kesilen sayısı. Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesik ama siyasette yarattığı elektriklenme ve yüksek gerilim devam ediyor. CHP lideri 2021 yılında elektriği kesilen milyonların sesini duymadılar, protestom bu yüzden dedi. İktidarla CHP arasında elektriği kesik abone sayısının polemiği ateşlendi. Ben 15 milyonun yaşadığı dramı bütün Türkiye'ye duyurmak istedim. Elektrik faturamı ödemedim. Bugün itibariyle tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. 3 milyon civarında abonenin Ocak, Aralık 2021 yılında yalnız kesilen sayısı bize ulaştı. Tutar olarak da 850 milyon TL vatandaş bir yıl içerisinde elektrik faturasını ödeyememiş. Doğalgaz faturası da yaklaşık 368 milyon. O da kişi olarak da fatura olarak da 1 milyon 100 bin civarında. Kaç milyon abonenin elektriği kesik tartışmasında CHP'li Erkan Aydın soru önergesine daha birkaç gün önce 19 Nisan'da gelen cevapla karşılık verdi. Enerji Bakanlığı'nın cevabına göre 2021 yılında 2 milyon 970 bin 505 abonenin elektriği kesildi. CHP 2021 rakamlarıyla elektriksiz evleri, ticarethaneleri, sanayi abonelerini gündeme getirdi. İktidarla CHP'nin düellosu devam etti. Çıkmış evinde rüya elektriği kesilmiş şov yapıyor. Ve yalanla şov yapıyor. Kendi bakanlığında yapılan işten haberi olmayan Enerji Bakanı tabloyu anlasın istiyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan resmi verilerine göre 2021 yılında toplam 2 milyon 776 bin 461 mesken abonesinin, 597 bin 900 ticarethanenin, 3277 sanayi kuruluşunun, 71 bin tarımsal sulama yapan çiftçinin, yani 3 milyon 499 bin 344 abonenin elektriği kesildi. Bunların önemli bir kısmı da elektriğini yaylada, yazlıkta kullanan var, çeşitli vesilelerle kestiren var, yazın geldiğinde tekrar açtıran var. Bunların tamamı da bunu ödeyemediği için bu elektrikler kesik değil. Ben mi? Karanlıktan korkma. Ondan endişe etme. Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriklerinin kesilmesi sadece siyasetin değil, 23 Nisan nedeniyle CHP'ye gelen küçük ziyaretçilerin de merak konusu oldu. Neden elektriği kesildi? Yaklaşık 4 milyon abonenin elektriği kesildi 2021 yılında. Bir evde elektrikler kesilirse, evet, çocuklar derslerini çalışamazlar.